Evet arkadaşlar, şimdi Atlanta'dayız. Georgia, Atlanta, Florida'dan Florida'ya geçerken burada durduk. Şöyle biraz zoom out yapayım, daha büyük açıdan görün. Atlanta'ya geldik. Burada arkadaşlar vardı, ona ziyarete geldik. Şimdi arkadaş yani buranın güzel bir yer olduğunu, burada da kalınabileceğini söyledi. Şimdi biz de bunu bir seçenek olarak şey yapmak için birkaç ev geziyoruz. Şu an bu eve geldik. Şu dışarıdan böyle gözüküyor. Şimdi ev etrafında yürüyeceğiz. Evin flyer'ı şu. Ev şuradan 4 oda, 2,5, yani 2 tane full tuvalet banyosu, bir tane de sadece tuvaleti olan bir ev. 425 bin dolar ve 2300 square foot'luk bir ev. Mahallesi böyle. Şöyle bakarsanız aşırı sessiz, bakımlı bir yer mahalle olarak. Şöyle bakarsanız mahallesi çok sessiz ve çok güzel. Yani evin odaları çok küçük. Şimdi az sonra gezeceğiz zaten. Odaları çok küçük. Yani biz çok konsol edeceğimiz bir ev değil. Fiyatı da eve göre çok pahalı. Yani çünkü ev o kadar ahşam, öyle büyük bir ev değil. 425 bin lira büyük para bu ev için. Yani en fazla olacağı bu evin 370-380 belki olabilir. Ama benim gönlümden geçen bu ev için fiyat 350 bin dolar. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Başka evlere de bakacağız. Eğer onlarda da video çekme şansım varsa onları da göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi evin arkasına geldik. Daha emlakçı ön tarafta evin hazırlığını yapıyor. Evin içerisine girmemize şu an izin vermedi. Şu an ben de size dışını gezdiriyorum. Şimdi bu evle alakalı size fiyatlarını falan söyleyeceğim. Büyüklüğünden falan bahsedeceğim. Burası bayağı güzel bir mahalle. Ama tek benim şu ana kadar beğenmediğim şu kısmı, yani bunun arsası bayağı bir devam ediyor ama yani çok kullanacak bir alan yok. O nedenle çok fazla şey değil. Hani benim ilgimi çok çekmedi şu ana kadar.
arkadaki şeyinden dolayı. Şimdi burada bir tane daha şey var, bahçe kapısı var. İki taraftan hem sağdan hem soldan giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Şimdi çıktık buradan. Evet, evde bir tane Tesla var bu arada. En sevdiğim araba. Evet arkadaşlar, şimdi evin içerisindeyiz. Ev gördüğünüz gibi, adres de burada zaten, şurada yazıyor. 425 bin dolara konulmuş. 4 oda, 2,5, yani 2 tane tuvalet banyosu var. Bir tane de tuvaleti var. Ve 2350 square foot gibi bir şey. Şimdi ilk buradan başlayalım. Bu 2,5 tuvaletten bir tanesi. Yani yarım tuvaletten bir tanesi burası. Gördüğünüz gibi. Tuvaleti burası. Küçük ama en azından yarım tuvalet. Şurada ofis var, hemen şurada girişte. Ofis olarak kullanılıyor. Hatta dining area olarak kullanılıyor. Burası da küçük bir klozet. İşte buraya elbiselerini, ayakkabıları, vestiyer oluyor Türkçesi. Onlar yapılabiliyor. İşte burası ya ofis olarak kullanılabiliyor şu alan. Şimdi bunlar ofis olarak kullanıyor. Veyahut da işte dining area olarak kullanılabiliyor. Ama genelde zaten burada şey oluyor. Kapı oluyor burada ve şurada. Ofis olması daha güzel oluyor. Yani ben burayı almış olsam kapatır burayı ofis yaparım. Burası dining area. Evet, şimdi işin güzel tarafı burası. Şu an önümüze baktığımız yer salonu. Oturma alanı burası arkadaşlar. Değişik bir tarz yapmış. Şu iki tane gömme dolap gibi bir şey yapmışlar. Yani bir açıklık. Oraya artık eşyalarınızı, süs eşyalarınızı, şunu bunu koymak için değişik bir şey yapmışlar. Daha önce böyle bir şey hiç görmemiştim. Burası da işte şöminesi. Odun şöminesi bu. Elektrikler de gaz değil, direkt odunla çalışıyor. Güzel bir penceresi var. Şimdi buraya geçtim ki şu mutfağı göresiniz diye. Mutfağı şöyle gözüküyor uzaktan. Çok küçük mutfağı var bu arada. Burada da bir tane daha dining area var. Yani bir, mesela buradaki mantık şu. Ailecek yemek yediğiniz zaman ya burada yiyorsunuz ya da şurada yiyorsunuz. Misafiriniz geldiği zaman da orada büyük böyle 12 kişilik bir masa oluyor. Orada yiyorsunuz. Neyse. Burada buzdolabı var. Mikrodalga fırını, işte fırını. Hepsi stainless steel. Hepsi birbirine meç ediyor. Güzel. O da fena değil. Yani ev çok aşırı bakımsız değil. Granit yapmışlar. Buraya şey yapmışlar. Tabii şunlar eski hala. Görüyorsunuz evle birlikte gelen şeyler bunlar. Mutfak dolapları çok eski. Ceiling fan fena değil. Yani zaten arkayı görmüştük. Şimdi yani şurası garaj kapısı. Orayı göstereyim. Burası büyük ihtimalle garaj açılıyor. Hani kesin konuştum da. Evet, öyleymiş, şansıma haklı çıktım. Şimdi görüyorsunuz iki arabalık garaj var burada, kocaman. Geniş bir alan. Adam işte burada bir şeyler yapmış. Böyle hani evin içi gibi yapmış. Çim biçme makinesi var adamın. Görüyorsunuz şarjlı pilde çalışıyor. İşte bayağı bir ıvır zıvırını buraya koymuş. Artık buraya herhalde iki araba park etmesi zor. Bir araba park ediyordur büyük ihtimalle. Yani çok sıkı koyarsan iki arabayı da yan yana koyabilirsin büyük ihtimalle. Biraz zor. Neyse, şimdi yukarı çıkalım. Üst kata. Burada bir küçük bir tane daha depo var. Evet arkadaşlar, şimdi burası master bedroom'umuz. Yani master bedroom olduğunu tahmin ediyorum şu an. Hiçbir şey bilmiyorum. Sadece şu an girdiğimde size'ına göre karar veriyorum. Büyük ihtimal master bedroom'dur. Evet, öyleymiş. Şimdi şurada bir tane jacuzzi var. Şurada duşu var. Burada tuvaleti var, küçük bir tane. Bu olayı seviyorum burada. Çünkü sen tuvaletteyken
başkası duşunu alabilir yahut da lavaboyu sinki kullanabilir. Neyse. Hani güzel bir şey o. Burası elbisenin konulu klozet. Yani bizim Türkiye'nin gardırobu. Burada evlerde gardırop evle birlikte geliyor. Hani burası genelde iki tane koymuşlar. Bu büyük ihtimal büyük olan bayanındır. Küçük olan şu da erkeğindir genelde. Tabi burası tam gardırop değil de burası genelde şeyler için. Yastık, gölgen falan tarzı şeylerin konulması için ekstra bir room. Burası işte bayan, işte bayan bu tarafı koyar, erkek bu tarafı koyar. Herhalde öyle bir şey. Hani normal içinde yürüyebildiğiniz şöyle bir alan. Yani çok aşırı büyük olduğunu söylenemez. Yani Amerika standartlarında. Ama tabii Türkiye için bu kadar kocaman bir oda kadar bir şey. Gayet büyük. Şimdi şöyle tavan yüksekliğini gösterme adına konuşuyorum. Şurada yani şurasının kaç 2 metre olduğunu düşünürseniz bir de oradan oraya 2 metre aşağı yukarı var. Yani epeyce bir yüksek tavanı var. Şimdi yani ev fena değil ama bazı şeylerinin güncellenmesi gerekebilir. Evet, burası çamaşırhanesi diyelim. Laundry room. Çok eski iki tane şeyi var. Çamaşır makinesi ve kurutması. Şu çamaşır makinesi. Bu da kurutma makinesi. İşte buraya da deterjanların falan koyduğunuz alan. Evet, burada küçük bir hallway var. Hallway'de şurayı şöyle göstereyim en azından. Burada bir tane küçük bir tane depo. Buraya elinizde ne varsa her şeyi koyabiliyorsunuz. Evet, burası ortak tuvalet banyo. Gördüğünüz gibi. Banyosu, küçük bir tuvaleti. Fena değil. Aynası falan filan. Ondan sonra burası diğer bir oda. Penceresi küçük, ufak bir penceresi. Burası tam böyle bir teenager odası. Gördüğünüz gibi. Herhalde zaten burada bir teenager kalıyor. İşte gitarı var. İşte resim falan filan çizmiş. Tuvalet şudur budur falan filan bir şeyler var. Bu da onun herhalde ofisi gibi bir şey. Çok böyle oda gibi değil de. Burada küçük bir klozeti var. Odalar küçük. O bir gerçek. Odalar küçük. Öyle. Çok büyük bir ev değil. Görüyorsunuz. Burası da gayet küçük. Burada yine bir aynı size aşağı yukarı. Diğer odanın aynısının simetrisi. Hani hallway'in bir tarafında var. Bir tarafında bu var. Bu da üçüncü odası. Yukarıdaki üçüncü odası. 1, 2, 3, evet. Yukarıdaki üçüncü odası bu da. Gördüğünüz gibi burası. Yani büyük bir yatak sığmış. Burada geniş bayağı bir alan var. Şurada gördüğünüz gibi. Burada bir tane çekmecelik var artık. Dresser diyoruz. İngilizcesi. Türkçesini hatırlayamadım. İşte burada bir alan var. Yine geniş bir alan. Yani fena değil bu. Çok fena değil burası. Buradan arkadaşlar çatı arasına gidebiliyorsunuz. Şöyle bunu çekince bu aşağı doğru iniyor. Ve onun içerisinde merdiven aşağı doğru açılıyor kendi kendine. Sen merdivenle basarak tak 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 yukarı doğru çıkıyorsun. Şimdi o zaman 1, 2, 3, 4 odası var. Pardon, yukarıdaki 4. oda. 3 oda burada var küçük küçük. İşte master bedroom'da burası 4 tane toplam odası var. Aşağıda salonu, dining room'u ve bir tane ofisi var. Onu ofis olarak sayarsanız. Yani master bedroom gerçekten güzel. Size'ı büyük. Ceiling'i çok yüksek. Tabii yamuk yumuk şekli var ama tavanın. Hani ben çok arzu ettiğim bir şey değil bu. Burası da böyle gençler.